arkadaşlar. Titan Quest rehber serisine yeniden başlıyoruz. Daha önceden iki bölümlük rehber serisi çekmiştim ama bunlar içime sinmediği için bunları sildim arkadaşlar. Yeniden rehber serisini oluşturacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Katıl butonuyla kanalımıza destekleyebilirsiniz. Ya da abone değilseniz abone olarak daha fazla gelecek bilgiden yararlanabilirsiniz. Titan Quest Diablo 2'nin daha iyi grafiklisi olarak kabul edilen ve klon versiyonu olarak görülen bir aksiyon RPG oyunudur arkadaşlar dönemine göre. Piyasaya çıkış tarihi 26 Haziran 2006'da olmuştur. Yani ilk vanilla hali 2006 yılında piyasaya sürülmüştür. Ve ilk piyasaya sürüldüğünde bu oyun 8 adet ana klas ile çıkmıştır. Bunlar ekranda da göstermiş olduğum Storm, Defense, Earth, Nature, Warfare, Hunting, Spirit ve Ro Roge ile, Rogu ile piyasaya girmiştir arkadaşlar 8 klasla. 3 adet zorluk seviyesi mevcuttur. Normal, Epic ve Legendary olarak 3 tane farklı zorlukta oynayabiliyorsunuz oyunu ve bu şekilde piyasaya çıkartılmıştır. Oyun DLC olmadan vanilla haliyle 3 ana arktan, hikayeden oluşuyor. Bu hikayeler birbirine bağlı olarak devam ediyor. Yunanistan'da başlıyor, Mısır'da devam ediyor ve Doğu'da sonlanıyor hikaye arkadaşlar oyunla ilgili. Şimdi oyun çıktıktan bir yıl sonra ilk DLC'si piyasaya sürülüyor. Immortal Throne DLC'si 2 Mart 2007'de piyasaya çıkartılıyor ve oyuna birçok yeni özellik ekliyor bu DLC. Bu DLC geldiğinde dördüncü bir ana hikaye Hades Ark'ı oyuna ekleniyor. Dream klası yani rüya klası ekleniyor dokuzuncu klas olarak. Karakterlere çok büyük katkısı olan artifak yapımında kullanılan Arcane formüllerinden dahil ediliyor. Yeni parşömenler ekleniyor. Karakter leveli maksimum 75'e sabitleniyor. 75 levele kadar karakter maksimum çıkabiliyor. O yeni görevler 500'den fazla item, yeni farklı tipte yaratıklar gibi birçok özellik oyuna dahil ediliyor. Ve 2007'de bu DLC çıktıktan sonra 10 yıl boyunca bu oyunla ilgili herhangi bir DLC veya eklenti çıkmıyor arkadaşlar. 10 yıl sonra 10. yıl dönümü için Titan Quest ve Immortal Throne DLC'si birleştirilerek Titan Quest Anniversary Edition olarak piyasaya tekrardan sürülüyor 31 Ağustos 2016'da. Oyun içinde oluşan birçok sorun elden geçirilerek bu yapılıyor. Şu anda Steam'de bu oyunu satın alabiliyorsunuz. Bu oyunun üzerine 2016'da bu oyun tekrardan bu şekilde piyasaya sürüldükten bir yıl sonra ikinci DLC olan Ragnarok DLC'si çıkıyor arkadaşlar. 17 Kasım 2017'de piyasaya sürülüyor. Bu DLC'yi aldığınızda oyuna yeni bir hikaye daha eklemiş oluyorsunuz. İskandinav mitolojisine dahil olmuş oluyorsunuz. 10. ustalık olan Runic yani Rune Master ustalığı oyuna dahil ediliyor. Ve 75 level olan Max seviye 85 level'e çıkartılıyor. Bir karakter artık 85'e kadar ulaşabiliyor. Yeni silah ve ekipmanlar yeniden ekleniyor oyuna. Bu DLC çıktıktan 2 yıl sonra da 3. ve son DLC çıkıyor arkadaşlar. Atlantis DLC'si 9 Mayıs 2019'da piyasaya sürülüyor. Bu DLC'yi aldığınızda yine yeniden bir Atlantis bölgesi ve hikaye ekleniyor. Yeni item ve silahlar ekleniyor her DLC'de olduğu gibi. Bu DLC'de yeni bir mastery yani yeni bir ustalık eklenmiyor. 11. klas gelmiyor ama onun yerine daha önemli şeyler geliyor. Birincisi kumar tüccarı. Daha önceki oynadığınız oyunlarda biriken Goldlar çok fazla biriktiği için milyonlara ulaştığı için ve bunları harcayamadığınız için kullanacak yeriniz olmadığı için kalıyordu. Ama Atlantis diyesini alırsanız kumar tüccarı ekleniyor. Üzerine zar işareti olan bir tüccar geliyor. Ve buna para karşılığı e, ganimet alabiliyorsunuz. Şans ganimetleri. Bunların içinden özel itemler çıkabiliyor. Tüm klaslar için yeni bir klas gelmese de tüm klaslar için ek iki tane skill geliyor arkadaşlar. En üst ağacın en üstüne iki tane yeni skilller ekleniyor klaslar için. Artı arena sistemi ekleniyor. Yani dalga dalga düşmanın geldiği arkadaşlarınızla veya kendiniz dalga dalga düşmana savaştığınız ve challenge yaptığınız buna karşılık ödül aldığınız bir arena sistemi oyuna dahil ediliyor Atlantis DLC ile. Oyun bu DLC'den sonra herhangi bir DLC veya eklenti almıyor. Kaç tane güncelleme, fixleme aldıktan sonra da aynen bu şekilde devam ediyor. Şimdi oyunun ilk girdiğinizde, vanilla haline girdiğinizde karşılaşacağınız ekranı bu şekilde arkadaşlar. Oyun Türkçe yamasını da burada anlatacağım. Öncelikle menüden Buradaki bölümden bahsedelim. Burada bilmediğiniz şeyler var. Sorduğunuz sorular var. Oyunla ilk karşılaşacağınız ekran bu şekilde. Burada en altta sinematikler yazıyor. Sinematikler arkadaşlar oyunun başında sizin gelen animasyon görseller. Bu görselleri buradan tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Diğer silerinize göre hepsi buraya ekleniyor sırayla. Hepsini izleyebilirsiniz. Künye dediği bölüm. Buraya girdiğinizde oyunun kredisi de yani oyunu bitirdiğinizde karşılaşacağınız ekranı gösteriyor size. Oyun yapımcıları vesaire. Mod atölyesine girdiğinizde Steam'e bağlanıyor. Steam'den oyunu aldıysanız. Mod atölyesinde yeni modlar ekleyebilirsiniz oyuna. Modlamayı seven Benler için söylüyorum. Ayarlar bölümünde şurada menü manzarası var arkadaşlar. Bana arka planı soranlar oluyor. Abi benim arka planımda kar yok, benim arka planımda iskelet yok vesaire gibi soranlar oluyor. Buradan arka planı değiştiriyorsunuz. Oyunun varyasyonlarına sahip oldukça arka planları da buraya ekleniyor. Örnek veriyorum. Immortal Throne'un arka planını kullanmak istiyorsanız seçiyorsunuz bu şekilde. Immortal Throne arka planı ve müziklerine geçiyor. Karlı Ragnarok arka planını kullanmak istiyorsanız bu şekilde ayarlıyorsunuz. Atlantisi kullanmak istiyorum ben derseniz de yine buradan seçiyorsunuz ve yapıyorsunuz. Yani bu DLC'lere sahip değilsiniz arka planlar yok arkadaşlar eklenmiyor. DLC'ye sahip olunca ekleniyor ve siz buradan de değiştiriyorsunuz ayarını. Buradan oyunun hızını ayarlayabilir kendisiniz gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi rastgele görev oyna bölümü nedir diyenler oluyor yorumlarda. Rastgele görev oy oyna arkadaşlar y yüklediğiniz mod haritalarını oynayabilmeniz için buraya ekleniyor. Modlar şuraya ekleniyor arkadaşlar. Bakın. İşte benim ne varmış item deneme var. Buraya girip itemleri deneyebiliyorsunuz. Oyunda ne item var. Çıkartamıyorsunuz itemleri dışarı ama orada bir karakterle gidip deneyim. Ben şununla gidip deniyordum. Nasıl bir item var diye. Bu şekilde modları yüklüyorsunuz. Modlara girmek için arkadaşlar karakterinizi içe aktar demeniz lazım. İçe aktar demek mod haritasını aktar demek oluyor. Bir karakter oluşturuyorsunuz single'da. Sonra onu içe aktar diyorsunuz, buraya aktarıyorsunuz, buradan o karakterle giriş yapabiliyorsunuz. Motor haritalarını oynayabilmeniz için bir bölge burası. Ee, gelelim en üste Titan Quest oyna bölümüne. Girdiğiniz zaman karşılaşacağınız ekran bu şekilde arkadaşlar. Buraya girdiniz, Titan Quest oynaya bastınız. Burada oluşturduğunuz karakterinizi normal, destansı, efsanevi olarak zorluklar var. Bu zorlukları soranlar oluyor daha çok, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi tek oyunculuğa girdiğiniz zaman hikayeyi tek başınıza oynadığınız bir kurulum yapıyorsunuz. Çok oyunculu oyuna katıl var burada arkadaşlar. Burada çok oyunculu oyunlara katılabilir ya da kendi oyununuzu çok oyunculu oyun kurarak oluşturabilirsiniz. Şimdi çok oyunculu oyuna katıl bölümüne giriyorum öncelikle. Bakın burada birçok kıtada harita oluşturmuş insanlar var. Mesela buraya adam yazmış. Türkler gelsin yazmış. Sürekli burada birileri vardır. Buradan oyun adam bulabilirsiniz ya da şifreli haritalar oluşturup kendiniz girebilirsiniz vesaire vesaire. Burada bilmeniz gereken şey şu şekilde haritada örnek veriyorum bir Kurulan sürümün üzerine tıklarsanız oyunda kim var ve ne giyiyor şuradan görebiliyorsunuz. Bakın tıklıyorum adam şu an bunları giyiyor. Kendi zırhı 85 seviye şunları oluşturmuş giymiş. İşte adamın üzerinde bunlar var vesaire. Oyunda kimler var ve üzerlerinde ne var buradan görebiliyorsunuz. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey sol tarafta bakın OK yazıyor. Bu arkadaşlar bu sürüvüre girebileceğiniz anlamına geliyor. Buraya girebilirsin demek istiyor. Eğer... Örnek veriyorum şu adam oyunu kurmuş Ragnarok ve Atlantis DLC'si var bu adamın benim Ragnarok ve Atlantis DLC'm yok burada giremeyeceğiniz anlamına gelir. O adamın arkasına bağlanamazsınız. Bu bilgilere bakabilirsiniz burada. Çok oyunculu oyun kurdan kendinize oyun kurabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Level sınırını ayarlayabiliyorsunuz. 1 veya 75 level, 1 veya 85 level arası artıya girsin gibi. Ya da oyuncu sayısını ayarlayabiliyorsunuz. 2 oyuncu girsin, 6 oyuncu girsin gibi. Maksimum 6 oyuncu olabiliyor oyunda. Şimdi oyunu kurup bağlanamayan arkadaşlar oluyor ve bana soruyor neden bağlanamıyoruz diye. Eğer arkadaşlarınız oynuyorsanız birinizde Ragnarok DLC var. Diğerinde Ragnarok DLC yok, vanilla hali var. O zaman bağlanamıyorsunuz arkadaşlar. Bağlanmak için ikinizin oyuna bağlanabilmesi için eşit ikinizde de aynı şeylerin olması gerekiyor. İkinizde Ragnarok'un olması gerekiyor. Ya da biriniz Ragnarok'u silecek, vanilla haline çevirecek. O şekilde oynayacaksın. Bunun dışında bağlanamıyorsunuz. Bazen bağlantı kurulabiliyor ama bug olarak oluyor. Ragnarok DLC var adamın, senin yok. Bağlantı kurabiliyorsunuz ama en ufak bir hatada ve oyundan atılmanız gibi bir durumda tekrar bağlanamıyorsunuz. O bug kitlenmiş oluyor bu şekilde. Eşit bir seviyede değilseniz yani Ragnarok ikinizde de yoksa ikiniz aynı haritaya giremezsiniz. Eşit olmanız gerekiyor. İkinizde de aynı DLC'ler olması gerekiyor. Ya da Vanilla halini oynamanız gerekiyor. Gibi bir durum var burada bağlantı konusunda arkadaşlar. Şimdi burada tek oyunculuğa da girdiğiniz zaman normalde destansı epic hemen adam görüyor. Ve sorulardan biri de şu oluyor. Abi ben oyuna girdim. Destansı zorlukta oynamak istiyorum. Ama destansı zorlukta açamıyorum. Çünkü oraya tıklanmıyor. Ben zorluğu nasıl arttırabilirim diyor. Arkadaşlar bu oyunun zorluğu değil aslında. Yani zorluk nasıl diyeyim normal oyunlarda olduğu gibi işte easy, medium, hard seç gibi bir durum yok burada. Oyunu kesinlikle normalde başlayıp oynamak zorundasınız. Karakterinizi oluşturduğunuz ilk karakteri normal zorlukta giriyorsunuz. Oyunu bitirdiniz. Kredis versiyonu geldi. Kredis geldi ekranınıza. Oyun sizi buraya atıyor. Kredis bittikten sonra. Ve diyor ki artık destansız zorluk açıldı oynayabilirsin. Destansız zorluğa aynı karakterle giriyorsunuz. İlk bölümden itibaren aynı hikayeyi en baştan oynuyorsunuz ama tek fark var. Karakterler yani karşınıza gelen canavarlar artık 40 level üstü oluyor. Yani birinci normal herhalde 1 ile 40 level arasında oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Epic açılıyor. Baştan başlıyorsunuz oyuna. 40 ile 60 level arasında geçiyor olayların hepsi. Yeniden hikayeyi oynayıp bitiriyorsunuz. Oyunu bitirince tekrardan efsanevi açılıyor. efsanevi ile giriyorsunuz karakterinizde ve 60 ile 100 level arasındaki yaratıkları keserek yeniden hikaye hikaye oynuyorsunuz ve hikayeyi tamamlıyorsunuz. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Yani siz isterseniz direkt seçemiyorsunuz bir karakter oluşturduğunuzda şu ikisi kapalı oluyor. Karakterle oyunu bir kere bitirmiş olmanız lazım. Bu açılacak. Sonra bir daha bitireceksiniz. Bu açılacak. Olay bu. Bundan ibaret. Şimdi burada bilmeniz gereken bir iki nokta var. Onlar şu. Bir karakterle normal zorlukta bitirirseniz oyunu. Mesela bu Juggernaut'la bitirdim normal zorlukta. Bu açıldı buna girebiliyorum. Yeni bir karakter oluşturduğunuz zaman artık onlara destansiye girerim zannedenler oluyor. Hayır öyle olmuyor. Bu zorluk karaktere göre açılıyor arkadaşlar. Ben bu karakterle efsaneviye kadar açmışım mesela. Üçü de açık. Üçüyle de oynayabilirim. Yeni sıfır bir karakter oluşturduğum zaman bakın şöyle geleyim. Mesela bunda destansı ve efsanevi kapalı. Giremiyorum. Çünkü normal zorlukta bunu da bitirmem lazım. Destansı açılacak, efsanevi açılacak. O şekilde devam edecek. Yani karaktere göre açılıyor bunlar. Bir karakterle açtım diye hepsiyle oynama gibi bir durumunuz yok arkadaşlar. Bunun bilgisini öncelikle aktarayım sizlere. Şimdi bunların farkı ne diye soranlar oluyor. Normal zorlukta arkadaşlar girdiğiniz zaman 1 ile 40 level arasında yaratıklar katla karşılaşıyorsunuz ve oyun, oyun o seviyelerde bitiyor. Mavi itemlere kadar item bulabiliyorsunuz. Destansiye geçtiğinizde artık mor itemler, legendary itemler düşmeye başlıyor. Yavaş yavaş artı yeni bosslar ekleniyor. Birkaç tane yeni tip boss ekleniyor oyuna. Legendary'e geçtiğinizde artık bütün mor itemler açılmış oluyor. Hepsi düşebiliyor ve yeni bir legendary boss ekleniyor oyuna ve bu şekilde oynuyorsunuz. Tabi level seviyeleri de artarak. 1 ile 40, 40 ile 60, 60 ile 100 level arası olarak değişiyor arkadaşlar karakterinizi kasmanız için. Şimdi Baksana gelelim evvel... Türkçe yama olayına. Türkçe yamayı nasıl kurarsınız Titan Quest'te onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer Titan Quest'i Steam'den aldıysanız Türkçe yamayı şu şekilde kuruyorsunuz. Topluluk bölümüne geliyorsunuz. Buradan atölyeye gireceksiniz arkadaşlar. Atölyeye girdiğiniz zaman karşınıza gelen ekran şu olacak. Buraya Titan Quest yazarsanız zaten direkt önünüze geliyor. Anniversary Edition'ı seçiyorsunuz ve Titan Quest'in mod bölümüne gelmiş oluyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Türkçe yazacaksınız arkadaşlar buraya. Buraya Türkçe yazdığınız zaman karşınıza bakın burada Türkçe yama gelecek. Ragnarok ve Atlantis DLC'sine uyumludur diye de altından not düşüyor. Bu yamaya giriyorsunuz. Abone ol diyorsunuz. Abone olduktan sonra zaten Steam otomatikman onu yüklüyor ayarlardan Türkçe'ye çeviriyorsunuz ve görüyorsunuz. Yani oyunu Türkçe yama yapma olayı bu kadar basit. Türkçe yama çevirdikten sonra Türkçe olarak oynayabilirsiniz. Güzel çeviri yapmışlar. Buradan Türkçe yamayı kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak oyun nasıl çıkış yaptı? Hangi DLC'ler çıktı? Hangi DLC'ler ne özellik ekliyor? Buradaki menü tam olarak ne işe yarıyor? Ve oyunun zorluk ayarları ne şekilde ilerliyor gibi konulara ve Türkçe yama konusuna değinerek burada sizi bir ön bilgilendirme yapmış oldum. Diğer videoda artık oyunun detaylarıyla ilgili bilgiler aktarmaya başlayacağım. Klaslar olsun, itemler olsun vesaire olsun. Bu şekilde bilgiler aktarmaya çalışacağım. Diğer videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.